şimdi 6. perde açılmak üzere. Abi Pekçi Spor Salonu'nda olağanüstü bir atmosfer var ve bu atmosferin sahibi Galatasaray taraftarı. Sarı Kırmızılılar müthiş bir coşkuyla maç öncesinde desteklerini esirgemiyorlar takımlarından ve bakalım bu destek, bu desteği arkasına alan Galatasaray Kafe Kral seriyle durumu 3-3'e getirip yola devam diyebilecek mi? Ya da Fenerbahçe Ülker burada bu zorlu atmosferde kazanıp artık seriye nokta koyup şampiyonluk kupasını burada kaldırabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Nurgel ben ve Hüsnü Çakırgil ile birlikteyiz. Kısa bir aramız var. Beko Basketbol Ligi Playoff final serisinde maç başlıyor. Ezeli rekabet. 26 yıl sonra finalde. Basketbolun sponsoru Beko'dan tüm Türkiye'ye gururla. Fenerbahçe Ülker, Galatasaray Kafe Crown. Beko Basketbol Ligi'nde sezonun en ateşli maçları için herkes sponsor. Sevgili seyirciler, spor mekseği eşliği kalitesiyle finalde iki devin mücadelesine tanıklık etmeye devam ediyoruz. Asırlara devirmiş iki çırak, iki ezeli rakip ama iki ebedi dost Fenerbahçe Galatasaray. Altıncı maçta heyecan dorukta olacak. Bu heyecanı yaşamaya hazırsanız spor meksikalarında coşkuyu birlikte yaşayalım. Gelin bu heyecanı, bu tadı birlikte yaşayalım ve bu müthiş serinin tadını çıkaralım. Değerli basketbol severler. Maç başlıyor. İlk hücum Galatasaray Kafe Kral. Evren ikili sıkıştırma geliyor. Ömer Odan'da kaldı top. Hızlı hücum alanına geçme düşüncesinde Fenerbahçe Ülker. Jako Ukić. O savaş. Pas içeriye. Jovanović. Atışı başarılı değil. Rebound mücadelesinde. Preston Shumpert. Savaşıyor ve savunma reboundunu çekip alıyor. Ama ilk hücumu... Nur Germen ve Hüsnü Çakırgil ile birlikteyiz. Evet. İki değerli yorumcumuzla. İki tarafta aynı ucumu oynadı. Galatasaray attı. Fenerbahçe atamadı. Galatasaray kapitan Jerry Johnson. Geçen maçın kahramanı şip. Erman Kuçok, Preston Shumpert ve Evren Mütervişi ile başladı. Roko, Ukić, Ömer Olan, Jovanović, Tomas ve Oğuz Salak Fenerbahçe ülkenin beşi. Atışlı isabet çok. Hücum reboundunu Marco Tomas kovaladı. Yeni bir hücum şansı. Ama top çembere değmediği için Ukić hemen elinden çıkardı. Süre bitmek üzereydi. Şip savunma reboundunu alıyor. Şip bitirdi. Faulü yapan oyuncu. Yok, hayır, steps kararı. Topla yürüme evet. Kararı Recep Ankaralı'dan. Recep Ankaralı, Erşan Ateş, Alper Özgök maçın hakem üçlüsü. Üç deneyimli hakemimiz. Ve sevgili Nur abi ve Hüsnü Çakırgil birer cümleyle aslında giriş yapalım. Olağanüstü bir atmosfer evet. Var. Yani şu anda her iki ekip de pota altında üstünlük sağlamaya çalışıyor. Maça öyle başladılar. İlerleyen zamanlarda göreceğiz bakalım kim üstünlük sağlayacak. Evet, işte bir hücum daha aynı şekilde. Yani şimdi zaten Mustafa bu 5 tane maça bakıldığı zaman yani basketbolu iyi takip etmeyen, sadece bu seriyi iyi takip eden basketbol severler bile pota altında hakimiyet kuranın kazanacağını gördüler yani. Hani deriz ya sokaktaki çocuk yani hakim bir de o kadar çok maç oynandı ki iki takım birbirini artık olağanüstü hatta sıkılma seviyesinde tanıma fırsatı buldu. Bir de öyle bir şey var. Valla istatistiklere baktıkları zaman da zaten bu ortaya çıkıyor. Kim pota altında daha çok atıyorsa o maçı kazanıyor. Evet. O savaş 2'de 2 atıyor. Geçen maçı çıkarırsak bir önceki Avni İpekçi maçını o da olağanüstü bir performansla bitirmişti. 2-2 beraberlik derbide. Preston Shumpert, Jerry Johnson, Oğuz dışarı çıktı. Jerry Johnson şimdi 10 saniye oyuncu süresinin sona ermesine Erman'la Pekar var. Erman bitiriyor. Erman Kucu'nun basketi 4-2 Galatasaray Kafe Kral. Roko Ukić perdeni ve Oğuz Savaş'tan Ukić. Ömer Olan'ı buldu Ömer. Ömer'in üçlü isabetli Ömer Olan. Üç sayılık isabet. Ömer Olan var. 5-4 Fenerbahçe Ülker. Hemen Spaya. Görüntüde. Cercansın. Erman'dan perdeni bağladı. Ukić onu savunma çabasında. Cercansın.
Arsenal'daki isabet Jerry Johnson'da. 6-5 orta sahada kapatıyor. Jerry Johnson bu sahada çok iyi oynuyor. Geçen maçta hiç şey yapamamıştı. Bu sahada iyi başladı şu anda. Marco Thomas pozisyonu zorlama düşüncesi. Oğuz'a pozisyonu yarattı. Oğuz'un atışı başarılı değil. Savunma rebound'u. Son saniye. 0.9 saniye kalan rebound'ı şifte kalıyor. Yani artık iki takımın birbirinden saklayacağı hiçbir şey yok. Yani o kadar tamamen, şey tamamen bireysel performanslara kalmış durumda şu anda. Yani hep beraber iyi oynayan avantajlı duruma geçiyor. Evren Preston, Shumpert atışta isabeti çok savunmayı bağlı çekiyor Oğuz Savaş. Rocco Ukic'in yüzünde Fenerbahçe ülken. Rocco Ukic içeri zorlama düşüncesi. Rocco Lili Ukic bitiriyor. 7-6 Fenerbahçe ülken. Jerry Johnson, Preston Shumpert, Erman Kuço. Jerry Johnson'ın penaltisi, faul yapan oyuncu Ömer Olan. Ömer Olan'ın ilk faulü ve Fenerbahçe ülkenin ilk faulü diye bakıyorum ama Ukic'e işaret ediyor hakemler faul. Ömer de işte sonraki müdahaleyi yaptığı şeyin görülüyor. İçinde, olayın pozisyonun içinde. İçinde. Evren, Erman, yüksek posta Erman, atışlı isabet çok değil mi? Tücaretisinde şut geliyor topu ama Rocco Ukic'e kalıyor top. Rocco Ukic, Ömer Oran pas içeriye Oğuz ve bu kötü eşleşmeyi Mumismiç'i şiple eşleşince hemen cezalandırıyor Oğuz Savaş. Şu ana kadar iki takım da hücumda bilhassa doğruları yapıyor. Yani müdafaa da çok ciddi bir gayret var ama o içeri giren toplara mani olunamıyor. Bir tane daha işte. Jerry Johnson. Erman Kuşo. İki sıkışmanın üzerinden bitiriyor Erman. Hemen belirtelim. Ramos'la alan çift sakatlığı nedeniyle zaten yok bu seviyede. Ve Kelsey'i tercih etti bugün. Hemen Spa'ya dışarıda kalacak oyuncu konusunda. Sean May bugün rotasyonda olacak. Rocco Ukic, Oğuz perdelemeye geldi. Rocco Ukic şimdi pas Ömer Onan'a. Ömer Onan süre biterken atışlı isabet yok. Hücum rebound'ı Oğuz Savaş. Erman Kuço faul. Erman Kuço Recep Pankalalı faulü tespit ediyor. Yani Erman maça çok iyi başladı ama çok da erken bir faule ulaştı. Erman zaman zaman bunu yaşıyor bazen. Evet. 3 faul oldu geçenlerde bir maçta değil mi? Evet, hiç bir faul yoktu. 3 faul oldu. Bir hiç olmuyor. Yani çok bunlar koçların maça müdahale ettirmek mecburiyetinde bırakıyor. Sertaç birazdan oyuna girecek. Oğuz Savaş ilk serbest atışı başarılı bu arada. Erman Kuço 8 sayının altısına imza attı. Az önce Hüsnü Çakır günü vurguladığı gibi. Yani çok enteresan. İki maçta Sertaç hiç sıra almadı. Bu engelsiz. Maçta Oktay Mahmut'u güveniyor ki herhalde. Andriş'ten önce Sertaç oyuna soktu. Göksel'ini de aynı şekilde verim aldığı maçlar olmuştu. Evet. Son iki maçta onu da göremiyoruz. Erman Kuço kenara geliyor. Sertaç Şanlı bakalım bu bölümde nasıl katkı verecek. 11-8 Fenerbahçe Ülker. Marco Thomas faul yapar isim. Şip Thomas eşleşmesinde Marco Thomas'ın faulü. Fenerbahçe Ülker'in de bu çeyrekte ikinci takım faulü oldu bu. Jerry Johnson. Jerry Johnson'ın pası Sertaç çok güzel geçiyor ve bitiriyor. Çok kolay geçti. Ukic'i çok kolay geçti. Ama zaten hızlı bir oyuncu. Evet. Onu biliyor. Ukic çok yaklaştığı zaman çok kolay geçiyor. Marco Thomas. Sertaç dışarıya çıkmıştı. Darius Lavrinovic. Atışta isabet yok. Evren savunma ribaundunu aldı. Hatalı ve Jerry Johnson. Jerry Johnson'la basit bir hata geliyor ve Fenerbahçe ülke hücumu olacak. Televizyon molası, mola sonrası tekrar birlikteyiz. Yeniden birlikteyiz.
Sizlerleriz. 11-10, 4.47 var. İlk çeyreğin son erbesine sevgili seyirciler, az önce basit bir top kaybı Johnson'dan. Hatalı top sürdü oldu bu. Evet, ve bir yardım fazla. 4.47 kala Fenerbahçe ülkenin hücumunu izleyeceğiz. Mola sonrası iki takıma da bakıyorum. Değişiklik yok. Rokolini Ukic, Lavrinovic, Marco Thomas. Marco Thomas drive ediyor. Atışlı isabet çok. Müthiş bir mücadele var. Preston Shumpert'a faul yapan oyuncu. O savaş. Ve aslında iki takım hem bench anlamında hem saha içindeki oyuncuların anlamında ne kadar birbirine dost olan iki takım olduğunu bir daha görme şansımız oldu. Bu bazen kaçırılıyor çünkü Nur abi. O da özellikle altını çizmekte fayda var. Jerry Johnson getiriyor. Mesnav boyu. Jerry Johnson'u gönderiyor. Jerry Johnson 13-11 katlatan kapitan. Bunlar ben içine doğdu attı derim. Vardır. Pas içeri Oğuz. Oğuz bitiriyor. 13-13'lük beraberlik mücadelede. Fenerbahçe geçen maçta yapmadığı kadar daha 6 dakikada içeriden top kullandı. Jerry Johnson perdeme ayağlandı bu kez atışta isabet çok soğumayı bağlı Ömer Onan. Ömer'e faul yapan oyuncu Jerry Johnson. Steps'in ucundan döndü. Evet faul yapmasa Steps oluyordu zaten son anda. Yani Johnson burada bu seyirciyle yani çok iyi oynuyor ve kendine de güveni geliyor. Çünkü üst üste bir anda 5 sayı, 7 sayı atabilecek bir oyuncu. Şu anda da üçlü soktaydı zaten. Dediğimiz yere geliyordu. Lavrinovic aslında kötü bir tercih. Lavrinovic'den mi rebound'u? Hareketlerde atmak zor tabii var. Basketi. Böyle uzun bir oyuncu için özellikle Preston Shumpert. 3 sayılık isabet Preston Shumpert'la 16-13 nokta Saray Kapital. Lavrinovic de iki ayağı yerdeyken daha iyi şut atan bir oyuncu. Evet yani sonuçlu değil. Oğuz Savaş pas içeriye Marco Thomas. 6 saniye 5 saniye uzun süresinin bitmesine Ömer Onan Roko Ukic. 2 saniye 1 saniye Roko Ukic kötü kullanıyor. Rebound mücadelesinde Jerry Johnson son müdahale Marco Thomas'tan diyor Recep Arkalı. Galatasaray kapitral hücum edecek. Yani Galatasaray çok iyi savunma yapıyor. Yani Fenerbahçe pozisyon bulmakta zorlanıyor. Tabi böyle bir seyircinin önünde de desteği arkasına alarak hem savunmada hem ucumda Galatasaray gayet iyi başladı. Jerry Johnson, Preston Shumpert bir ışıklar gönderiyor. Molaya aldırıyor bu ışık. Devam İspanya'ya 19-13 sevgili seyirciler. Ülkelde. Evren ve Galatasaray Kafe Kralı'nda oyundaki isim Rakonini Ukiç'ten pas içeriye Oğuz Savaş. Sert açı göre çok daha iyi yer aldı ve bu iyi pası da çok duruyor. Mesafe uzun. O yani güzel pas attı. Bank pasın biraz erken vursa top yere bambaşka yere gider. Evet. Yani şu bir gerçek ki her iki takım da pick and roll'larda çok kesin iyi savunamıyor. Evet kesin. Şimdi Jerry Johnson'ı buldu. 5 saniye var. Üzüm süresinin son ermesine. Jerry Johnson çok kısa kaldı ama pas oldu. Evren pas oldu. Ve faul beklentisi var. Otay Mahmut'u bir müdahale olduğu düşüncesinde Jerry Johnson'a. 21-15 son 2 dakika ilk periyotta. Rakoni Jukic, Sean May, Emil Perzic, Oğuz Savaş'a pas. Yok geliyor Sertaş'tan. Oğuz topladı tekrar topu. Şimdi pas içeriye. Shumpert zorladı pozisyonu. Shumpert çok zor pozisyonda bitirmeyi başarıyor. Evet, kolay bir atış değildi. Fakat ısrarla pot altını kullanıyor evet, yani Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe dediğim gibi yani bu 10 dakikada bir maçtan fazla kullandı neredeyse diğer. Ama bu ısrarı ne kadar sürdürecek sorusu bence önem taşıyor. Jerry Johnson şipi buldu. Şip bomboş kaçırdı. Rebound mücadelesinde Shumpert Preston Shumpert'a faul yaptı diyor Erşar Kartal. Bakın üstü sana katılıyorum. İki tarafta çok iyi niyetle müdafaa yapmaya çalışıyor ama iki tarafta
etkili olamıyor. Yani. Boş atışı buluyorlar. Boş atışı buluyorlar. Buluyorlar, içeri top giriyor. Pozisyonlar arka arkaya görüntüye gelirken Evren kenara geliyor. Caner oyunda Caner Topaloğlu. 21-17. Şip. O Savaşoğlu soruluyor. Preston Shumpert. Shumpert'ın atışı başarılı değil. Rebound mücadelesinde Emir Perzic. Dışarı çıktı top. Sarı Asyası Kevinçus az önce oyuna girdi. Ukiç'in yerine. Fenerbahçe Ülker seri burada noktalamak ve Otasaray Kapikran beraberliği yakalamak istiyor. Sarı lacivertler için şampiyonluk maçı belki de bu maç. Bu arada Jerry Johnson topu oynadığında tutamıyor. Ömer'in de tabii bir önceki maçı hastaneden gelip oynayan Ömer Onan'ın olağanüstü baskısının ama çok etkisi daha diri, var. Çok daha diri belli. Evet. Yani o gün gayet şeydi çocuk yani. Zorla oynuyordu. Sertaş'a faul. Sertaş'ın faulü daha doğrusu o savaşa. Ve takım faulleri maç ilk devre biterken ancak doldu. Evet. Demek ki müdafalarda biraz şey var yani. Sıkıntı var diyorsun. İki serbest atış olacak bundan sonraki faullerde. İki takım da faul hakkını doldurdu. Yasikivicius. Jay Johnson onu savunuyor. Savunan Yasikivicius. Jay Johnson savunmaya devam ediyor. Emir Perzic zorladı pozisyonu. 5 saniye 4 saniye çok zor bir atış Emir Perzic'ten. 21-19 Emir Perzic'in basketi. Ya bu atışı yapacak bir şey yok. Hakikaten çok iyi savunma oldu. Evet. Ama maalesef ki basket oluyor yani. Yapacak hiçbir şey yok. Şip içeri zorlama çabasında atışla istiyor. Şip'in basketi 23-19. Emir Perzic. Çam meydan perdeleme. Oğuz Savaş. Ömer Onan. Hücum süresiyle maç saat arasında 2 saniyelik bir fark var. 8 saniye kaldı hücum süresinin son vermesine. Ömer Onan zorluyor içeri. Atışta isabet çok Şamay. Parmaklarının ucuyla dokundu topa ve ilk çeyrek 23-21 bitiyor bu baskette. Az sonra ikinci periyotta tekrar birlikte olacağız. Sevgili seyirciler, ikinci çeyrek başlıyor. İlk periyot 23-21 sona erdi. Sarılan siyası Kivicius, Caner Topaloğlu faul yaptı. İki değerli yorumcumuzdan bir çeyrek değerlendirmesi alacağız ama şu söylenebilir zannediyorum. Fenerbahçe Ülker'de aradan 5'e henüz ulaşılabilmiş değil. Ama zaten bu Spain'in bir tarzı bu. Yani evet. Çok fazla oyuncu değiştirerek oynuyor. Oynamayı sadece seven bir koç. Starter'dan Ömer Olan evet, kaldı. Sadece yani Ömer Olan kaldı. Oyuncu değişti. Yani genç şu anda Galatasaray'da da 2 oyuncu kaldı. Onlar da 3 oyuncu değişti. Bu arada 2 kişi daha girdi çıktı. Tabii, tabii, tabii. Yani mümkün olduğunca sona diri kalmaya çalışıyor iki antrenörde. İki tarafta 10 dakikada olması icap ettiği şekilde pot altını kullandı veya kullanmaya da çalışıyor. Yani en önemli belli ki bu talimatı çok sıkı almıştı. Fenerbahçe Ülker Ömer olan Şamay, Yasikivicius, Prenzic ve Kaya Beşi'yle başladı. Bu arada Şamay katkı vermeye devam ediyor. Pasarısını yaptı. Lükşan Reş geçen maçın yıldızı. Preston Shumpert, Caner, Şip yine geçen maçı alan oyuncu ve tutku beşiyle başladı. Koç Oktay Mahmuti, Emin Perzic. Perzic içeri zorluyor. Bomboş pozisyonda Ömer Olan üçlüyü gönderiyor. Üç sayılık isabet Ömer Olan'da. Yani o penetre olunca Galatasaray'ın zaten takım müdafaa anlayışı bu. Hep beraber yiyorlar. Şemsiye kapanıyor. Öyle de bir pas verdi ki. Yani bu zaten Perzic'in en iyi yaptığı şey. Yani muazzam. En boş alan kimse onu gördü. Preston Shumpert atıştan önce Shumpert faulü yapıyor. O da Fenerbahçe Ülker'de girdiğinden beri ciddi katkı verdi. 4 sayılık bir performans ama şu anda o da 2 faulü ulaşmış durumda. Haluk oyunda. Şip 10 saniye kaldı. Hücum süresinin son ermesine Caner tutku açık. Lükşan'la işten perdelemeyi aldı. Caner Topaloğlu 3 saniye 2 saniye. Yasin Kivicius'u çok kolay geçti. Ve bitirdi Caner. Süre biterken tutku açığı yanına çağırıyor. Bu arada Recep Akkaralı. Sert bir uyarı.
tarzı. Tutkuya. Hakem maç kontrol altına almak için herhalde öyle bir uyarı yapma ihtiyacı hissetti. Ama durduk yere de yapmaz. Evet. Skiricius 26-25 Fenerbahçe Ülker. Salınas Yasikevicius ve tepe koydu düştüğü gönderiyor başarılı Salınas Yasikevicius. Bazen de top girmek ister. Biraz şans top oldu bu. Haluk Yıldırım'dan Lukşanlıç'e Aldrich ekstra pası yapıyor. Caner atışlı isabet yok ve kanadın eli var. Çember altında Yasikevicius'a faul yapan oyuncu Haluk Yıldırım. Neren Spanyol'un sportmen yetişim faul beklentisi var. Jay Johnson oyuna giriyor. Evet, şimdi Tutku'yu beraber oynatıyor. Ya oyunu kontrol altına almak için yani şu anda Fenerbahçe bir 3-4 sayı öne geçince hemen galiba biraz oyunu kontrol altına almaya çalışacak. Bir de üstü Fenerbahçe maçın başından beri hep iki uzunluk bulunduruyor tabii. Evet. Çünkü genelde onlar da 4 kısaya dönüyorlardı. 4 kısa tuzağına galiba düşmüş bir kısa ben. Neval Spaya Fenerbahçe Ülker cephesinde. Son May 3 sayı çizgisinin gerisinde. Çok görmediğimiz bir anı yaşıyoruz. Son May 3'lüğü gösteriyor. Bu performansı alınca Fenerbahçe geçen maç ben nasıl oynatmadım diye. Nasıl kinsi tercih oldu diye düşünüyor olabilir. Yani bu tam bir sürpriz oldu. Kimse beklemiyordu herhalde. Kaya blok geliyor. Kaya'dan Luke Şandıç'e. Yani bu gerçekten aslında Portföy'ünde olan ama yani çok eskiden olan. Türkiye'ye geldiğinden beri geldiğinden ben yani ya bir tane atmıştım ya iki tane atmıştım. Ben hatırlamıyorum. Yani. Yani bundan evvelki burada kazandığı maçta Fenerbahçe'nin. Mola sonrası devam edelim Nur abi. Tamamdır. Tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Mola sonrasında Oktay Mahmuti fark açılmaya başladığı anda hemen olayı aldı ve Haluk'un atışı isabeti değil sonrasında faul. Emin Perzic'in faulü. Mola sonrası Tutku Lukşandıç, Haluk, Jerry Johnson ve Caner'le geldi. Galatasaray kapıda Haluk Yıldırım. İyi bir dip oyunu oynadı Galatasaray kapıda ve basket geldi. Dip oyunları. Top oradan çıkmaya başladığından beri çok önemli tabii. Yani bu çok acemice bir sayı. Yani. Bu seviyede bu sayının yenmemesi lazım. Yani Fenerbahçe çok kötü bir savunma yaptı. Kaya atışlı isabet yok. Jerry Johnson, Yaskevicius üzerindeydi. Mola sonrası Fenerbahçe ülkelerde Marco Thomas oyunda. Sarımas, Yaskevicius. Faulü yaptı. Kaya bu atışını yeni çıkarttı ortaya. Ya zaten bundan başka atış kullanmıyor. Pek haz etmiyorsunuz. Hayır, yani. Ama bu atışın girme ihtimali çok az. Yani. Sonra reboundu da zor bir atış galiba. Ama Kaya zaten oralardan atabilen bir oyuncuydu. O kadar yabancı değildi ki. Haluk Yıldırım içeriye zorladı. Pas dışarıya Jerry Johnson da kaldı. 10 saniye var. Hücum süresinin son ermesine. Caner 3 sayı katış isabetini Riva mücadelesinde. Top oyunun dışında Lükşan Dışı birlikte. Yani Haluk çok rahat drive ediyor. Tabii evet. Karşısında Sean May olunca bir meşap problemi var. Ama Sean May de hücumda çok ağır basıyor. Marco Thomas'tan top kaybı. Çok acele etti. Sarıras sesi Kevicius. Fenerbahçe Ülker top kaybı. Ve şimdi geriye koşmak zorunda kaldılar. Marco Thomas ayakta müdahale. Ya bu da Caner'i Marco Thomas'ın ayağı kurtardı. Gereksizlere bir dripping yapıyordu. İçeriye drive etmeye çalıştı. Oradan gelirken topu öyle bir istedi ki atacak zannettim ben. Yani ancak atacak adam topu öyle ister. Top da geldi vazgeçti. 32-27. Fark 5 sayı. 6 dakika 41 saniye var ilk yarının sona ermesine Haluk Yıldırım. Caner Topaloğlu. Tutku açık. Luke Şandıç perdeye geldi. Tutku penetre ediyor ve bitiriyor. Son turnike Tutku açıktan. 32-29. Mola işe yaramış gibi evet, görünüyor. Evet, kesinlikle doğru zamanda alınmış. Sona döndü. Galatasaray sona döndü.
Bakalım geçen haftadan beri ne yapacak? Hemen top içeriye indi ve Kaya Peker atışta isabet yok. Daha doğrusu atış geçerli değil. Öncesinde Recep Akıralı'nın düdüğü çalıyor. Kaya basket faulü engelledi. Evet. Yani Fenerbahçe takımına şu anda bir iki sayılık bir zarar verdi. Evet. Dokunmasa basket faulü olacak. Dokunmasa giriyordu çünkü. İki serbest atış kullanacak. İki atış verdiğine göre demek ki basket verdi. Şu ana kadar 7 sayılık bir performans ortaya koydu. Ve az önce üçlük durumunu konuşuyorduk. Türkiye'deki kariyerinde üçlük denemesi dahi yok. İsabeti geçtik. Evet, ilk burada denedi ve %100 memleketine dönerken %100 oynadım deyip geri dönebilirim. Onun yerinde bir daha çıkılanmaz. Muhtemelen başka atmaz herhalde. Yükşan eşkilere geliyor. Erman Kutça oyunda. Haluk Yıldırım. Tutku açık. İkiz küsürme geliyor Tutku'ya. Şimdi pas Haluk'a. Haluk Kutça'ya gönderdi. Hayır, ayak çizgi geliyor. Alper Özgür iki sayılık isabet. Yani çok enteresan. Bütün tepeden oynanan pick and roll'lerde takımda pozisyon buluyor. Salmaz Yasikeviçius. Marco Thomas'ı buldu. Thomas 3-2 isabet Marco Thomas'tan. 36-31. Fenerbahçe ülkerde aradaki bu 5 sayılık diferansı koruma çabası devam ediyor. Yani şu ucunda Jessica 300 bir içeriye drive eder gibi yapıp pozisyon buldu. Geçen maçta bunu hiç yapmamışlardı. Yani eğer ki Galatasaray tepeden içeriye drive ettirirse onda sıkıntı yaşar. 5 dakika 32 saniye ilk yarının son ermesine Jerry Johnson. Erman Kuşo'dan perdeleme Jerry Johnson. Caner'i buldu. Caner atışta isabet yok. Savunmaya bağlı Marco Thomas. Boyce'in Oktay Mahmuti. Basket girerse. Girerse bol olacak onu da belirtelim. Yasikeviçius. Salmaz. Yasikeviçius teke tek oynadı. Atışta isabet yok. Hücum bağlı Yasikeviçius. Marco Thomas duvarına basıyor. Fenerbahçe Ülker seti oynayacak. Pas içeriye Kaya Peker. Bu atışta da isabet yok. Sean Bey. Çok kritik bir hücum ribaundu devrenin sonlarında. İkinci bölümüne gelinirken daha doğrusu. Yasikeviçius. Sean Bey. Marco Thomas. Salınas. Yasikeviçius. 3 sayılık isabet. Salınas Yasikeviçius. 39-31 oluyor skor. Mola geliyor. Mola sonrası birlikteyiz. Maçtaki en büyük fark şu ana kadar ki sevgili seyirciler 39-31 8 sayılık önemli bir fark yakalamış durumda. Böylesine kritik bir serinin çok kritik maçında özellikle Fenerbahçe açısından tabii ki şampiyonluğu ilan etme anlamına geldiği için bunu uygulamak gerekiyor. Yalnız Galatasaray ribaund üstünlüğünü alamazsa işi çok zor. Yani mutlaka ribaund üstünlüğünü alması lazım. Çünkü 2 tane 3 tane ucu ribaundu üst üste verip alırsa sonuçta karşısında Fenerbahçe gibi bir takım var ve mutlaka bir sayı buluyor. Oğuz oyunda bu arada. Oğuz Savaş'ın faulü az önce. İkinci faulü oldu. Şu anda maçın en skorer oyuncusu durumunda Oğuz Savaş. 10 sayı 3 ribaundluk bir performans. Genç Yıldız'dan atışta isabet yok. Sean Bey savunma ribaundunu aldı. Bir de daha kadar şu ana kadar o alıştığımız onlara kolay sayı bulan o çabuk hücumlarını yapamıyor. Ribaund alamadığı için Salon Asyası Kiviçus faul yapılınca Erman Kuço. Erman 3 oldu. Faul pozisyonunu izleyelim. Erman Kuço. Şolap yaparken bu kadar fazla ısrar etmemesi lazım. İşte ki anlamasına gidiyor. Şimdi onu ben hep söylemeye çalışıyorum Hüsnü yani. Uzun oyuncu böyle belden aşağıda 8 metrede falan foul yapmaya hakkı yok yani. Onun foul yapacağı yerler kota altı. Atışlar esnasında falan evet. Yardıma geldiğim zaman. Jerry
Johnson boğan üstü hızlı geldiğini seyirci de sanki Jeff Johnson doğru bu hızlı bir rebound aldıkları zaman nasıl hızlı geliyor ve nasıl başarılı oluyorlar işte en güzel örneği. 39-33 Emir Perzic, Marco Thomas tekrar Perzic'i buldu. Tutkunun savunmasında Perzic zorluyor. Atışta isabeti kayıp Yıldırım savunma reboundu. Şipi buldu hemen. Tutku açık. Önü kapandı Tutkunun. Erman'e müthiş bir pas. İki savunma reboundu. İki tane kolay basket. Kolay aldı Neven Spaya. Sonra birlikteyiz. Sonrasında oyunda söyler cüretlerde Galatasaray kafetran gittiği 5'te döndü. Yani Spaya da hemen 2 garda döndü. Yani Oktay Mahmut'un her hamlesine anında karşılık veriyor. Yalnız katiyette tek uzuna hiçbir zaman gelmedi. Evet. Üçlü sıkıştırmayı bir Perzic'in önüne Olsavaş. Yasikimi içiyorsun. Asiste Olsavaş sağ turnikeyi bırakıyor. 41-35. Yani senin demin söylediğin çok önemli Üstü. Şimdi Oktay'ın elini ayağını 3 faulle en güvendiği pota altı adamı. Yani bir de savunmada kalıplı olduğu için potayı iyi kapatıyor. Tutku açık. Üçlüye gönderiyor. Çok zor bir atış tuttular. Evet. 41-38. Tutku açık. Emir Perzic Oğuz bomboş. Müthiş bir ikili oyun. Tepede Pikar rolü Oğuz Savaş. Devriliyor ve bitiriyor. Hiç faul yaptı. Tutku açığa 2 serbest atış kullanacak Tutku. Öyle diyeyim, o kadar yani tam gözümüzün önünde oldu yani faul. Yani savunmada ele kullanıldığı anda Kemal direkt faulü çalıyor. Yani vücut vücuda mücadeleye çok müsamaha ediyorlar ama elini kullandığınız anda direkt faulü çalıyor. Tutku 2 serbest atış kullanacak. O da Türk basketbolunun çok değerli oyuncularından biri. Son maçı da çok iyi oynayan isimlerden biriydi. Kesinlikle, özellikle asistleriyle. 6 asist ki bunların hepsi de son çeyrekte oldu. Son çeyrekte de çok kritik anlardaydı. 43-40. Vakolini Ukiç. Lavrinoviç de içini oynadı. Haluko'nun savunma çabasıyla pas oynadı dışına. Lavrinoviç top kaybı. 2 dakika 12 saniye var. İlk yarının son ermesine Dünya Derbisi'nde olağanüstü heyecan devam ediyor. Spor Max ekranlarında sevgili seyirciler. Bu maçta son ana kadar böyle çekişmeli gidecek gibi duruyor. Valla çekişmeli giden maçların hepsinde sonuç olarak ikisinde de Galatasaray kazandı. Yani son dakikaları daha mı iyi oynuyor? Haluk Yıldırım 3'lüğü gönderiyor. 39'un delikanlı. Sahnede 43-43 oluyor skor. Pas dışarıya doğru. Bir değil Haluk Yıldırım'dan. Jerry Johnson geliyor. Jerry Johnson kaçırdı Ukiç'ten. Akıllıca bir faul diyebiliriz. Aslında basket faul olabilirdi tabii. 3'e 1 geliyordu. Fakat bir şey söyleyeyim mi? Topla giderken Haluk yetişip önüne geçemedi. Topla koşuyordu ama o kadar hızlı ki topla. Yok yok. Seyirciyle hızlı 2 kat artmış o bir gerçek yani. Öyle görünüyor. Serbest atışı başarılı 8 sayılık farktan geldi. Önemli şey yok. Galatasaray kapitran. Ya muazzam bir geri dönüş. Evet. Kolay bir iş değil. 2'de 2. Jerry Johnson 45-43. Nasıl kimi içiyoruz? Emir Perzic. Perzic çambere dönmek istedi. Foul.
Pulisic faule maruz kalıyor. İki serbest atış kullanacak. Andrić'in gereksiz bir faul. Yine elini soktu oraya. Andrić'in ilk faulü. Ağır çekimde kesin gözüküyor yani. Hiç tabii, anlamsız gereksiz tabii, yere eline vurmuş. Emin Terzic yeniden beraberliği yakalama şansı Fenerbahçe için. İlk serbest atışı başarılı. Terzic 2'de 2 atıyor. Eşitlik var yeniden mücadelede. Şip Jay Johnson. Ya şu anda enteresan bir şey. Bu Johnson'ın kusan 4. oyuncu oldu. Fenerbahçe bir türlü durduramadı bunu. Devamlı oyuncu değiştirerek tutmaya çalışıyor. Andrić tutku açık. Yaskimiçus savunuyor. 5 saniye 4 saniye Halu buldu. Haluk üstlüğü gönderdi, başarılı değil. Hücum ribandı. Tutku açık ve yeni hücum şansı Galatasaray kapitan adına. Tutku açık. İkiz kuşulmadan geçerken top kaybı. Ömer Umar son anda kazandı topu. Lavrinovic'den yine riskli bir pas. Ömer bitiriyor. Yeniden önde Fenerbahçe Ülker. 47-45. Futbolda derler ya ayağından çok açtı diye. Tutku da burada topu elinden birazcık uzaklaşınca top kaybı oldu. Yine müthiş çekişme, müthiş güzel bir maç seyrediyorum. Şip bomboş gidiyor. Oğuz kapattı. Önü basket geçerli bir defa. Şip bitiriyor. Oğuz'a da bir faul daha aldırıyor. 14 sayıda Fenerbahçe Ülker'in. En skorer oyuncusu 3 faul oluyor bu faulle. Şimdi bazı oyuncular bu pozisyonda hakem faulü çalar, nasılsa çalıyor diye o topu bırakır. Halbuki Şip sonuna kadar bir ihtimaldir basket faul olur mu diye onu çok iyi kovaladı ve başarılı da oldu. Yani bu serilerde Şip'in şut oranı düşük, boştu, atmayı denemedi, pota altına garantiye gitti. Demek ki orada daha güçlü hissediyor kendini. Evet, evet. Daha yani, güveniyor evet, kendine demek ki orada. 28.3 saniye var. Fakat neredeyse 50 sayı iki tarafta. Evet. Değil mi? Benim sevdiğim basketbol oluyor. Oğuz Rebound mücadelesinde ayakla müdahale var. Fenerbahçe 3'er. Ve Oğuz Savaş'ın ayakta müdahalesi ve Galatasaray KPK'a hücum edecek. 26.5 saniye eşitliği bozma adına bir avantaj. Devrenin sonunda Galatasaray KPK'da. Şampırt ve Caner oyunda. Haluk da oyuna girecek. Marco Thomas. Oğuz kenara geliyor. Oyuncu Tutku da oyuna girecek. Bir anda Oktay Mahmut'u bütün peşini değiştirdi neredeyse. Evren de oturdu. 26.5 saniye. Her saniyenin saniyesinin ne kadar değerli olduğunu zaten son maçta hep birlikte gördük, tanık olduk. Onları hesaplıyor iki koç da. Jay Johnson. Ömer onu savunuyor. Yaklaşık bir saniyeden biraz daha fazla bir süre kalacak. Sonuna kadar kullanırsa toplu Galatasaray kapitan Fenerbahçe Ülker'i. Yine tepeden pikenler olacak. Jay Johnson. Jay Johnson. Lavrinovic. 4.5 saniye var. Lavrinovic'in faulü tutkuyla Ömer. İki oyuncu da teknik faul alıyor. İki oyuncu da teknik faul alıyor. Şan Kartal'dan üst üste teknik fauller. Ömer'e, Tutku'ya ve Oktay Mahmuti'ye koça geldi teknik fauller. Bir anda gerilimin arttığı 4.5 saniye kala. Şimdi her iki ekipte ikişer atış kullanıp en son Fenerbahçe top kenardan oyuna başlayacak. Şimdi Jay Johnson ilk olarak faul çizgisinde. Tabii artık Oktay Mahmut'un biraz daha galiba sakin olması kontrolü gerekiyor, olması evet, gerekiyor.
Yani 5. maçı sakinlikleriyle kazandıklarını unutmamaları gerekiyor. Tutku kenara gelmiş şimdi. Sarmastası kimi iç uz far çizgisinde olacak. Evet. İki atışta o kullanacak. Topta Fenerbahçe 3 elde olacak. Yani iki oyuncu da tepkik faali aldığı için o faaller birbirini götürdü. Dolayısıyla atış kullanılmayacak. Sadece şimdi Oktay Mahmudi'ye verilen teknik faali kullanacak. Sonra da kenardan başlayacaklar. Evren oyuna girecek biraz sonra. Yasikevicius ilk serbest atışı başarılı. Zaten faul çizgisinde kariyeri boyunca %90 ve civarında 60 bir isim. Oyun, evet. Euroleague'de bu anlamda hep zirvede yer almış bir isim Yasikevicius. 4,5 saniye ve son şansı ilk yarının sonunda Fenerbahçe Ülker kullanacak. Yasikevicius. Marco Thomas 3 saniye 2 saniye Marco Thomas devrildi ve bitirdi. Hayır, girmiyor. Girmiyor. 49-49 bitiyor. İlk yarı. Müthiş bir ilk yarı oldu. İkinci yarıda yeniden birlikte olacağız. Bu dev mücadelede müthiş heyecanla. Seyirciler tekrar birlikteyiz. İşte 4,5 saniye vardı. İlk yarının sona ermesine Ömer Olan'la Tutku Açın hakeme Erşan Kartal'a itirazları ve sonrasında iki oyuncuya teknik faul ve Oktay Mahmuti de itiraz edince bir teknik faulde ona Üstü Çakırgil. Şu anda gözüken yani Ömer hakeme itiyor beni diye itiraza giderken Tutku da Ömer konuşuyor. Ona bir teknik faul çal diye hakeme konuşunca hakem ikisine birden teknik faul çaldı. Bunu gören Oktay Mahmudi de sahanın içine girerek itirazda bulununca hakem ona da çaldı. Yani normalde hiç pozisyon yok şurada. Hakikaten yani olmaması gereken bir şey. Yani, ama bu gerilimin getirdiği bir evet, yani sonuç burada, galiba. Burada Oktay Mahmudi'nin biraz daha sakin kalması gerekiyor. Yani oyuncular kendi aralarında halledecekken işi. Hakemler de bu anlamda maçı ellerinden kaçırmamak adına galiba böyle bir yola evet. başvuruyorlar. Evet. Bu da tabii ki hakemlerin de yaşadığı son derece üst seviyede bir gerilim var Nur abi değil tabii, mi? Tabii, onlar tabii, da yani şu an seyircinin baskısını, Fenerbahçe ülkeli oyuncuların yaşadığı sıkıntıyı, Galatasaray Kafe Kral'ın geri dönme isteğini evet. farklı biçimde farklı yerlerde yaşıyorlar galiba. Şimdi, evet, yani kesinlikle. Şimdi Mustafa'cığım bu yani sahadaki oyuncuların şu andaki aleti üyesini falan çok iyi anlıyorum. Tutku da bu işi çok iyi bilir. Ben de gayet iyi bilirim. Yani onlara biraz daha tolerans hakları vardır. Azıtmamak kaydıyla. Ama kenar oyu adamların mutlaka sakin olması lazım. Çünkü oradaki zarar koç onu kenara alır, başkasını sokar ama koçu kimse kenara alıp tekrar bir başka koç sokacak hali yok. Evet. Yani yeni, sakin evet. olan kazanır her zaman. Evet, bilebilirse bu girebilir. Güzel talatlarından biraz bakmaya çalışalım. Koç mu vallahi. Olur, oyuncu mu olur? Üstü Çakır diye bilmiyorum. Siz anlarsınız bu işten söyleyin o zaman Nur abi. Bak, ne diyorsunuz? Elleri falan da büyük gibi üstü. İstek kaybası bu güzel görüntüleriyle ikinci yarıya girelim. İlk yarıdaki gibi en az güzel, keyifli bir maç olsun dileyelim. İki asırlık çınarın müthiş mücadelesine, dünya derbisine parkede ikinci yarıda tanık olalım. Altıncı maçın heyecanına artık gözümüzü ikinci yarıda çevirelim sevgili seyirciler. Jerry Johnson, Erman Kuçor, Şif, Evren ve Şampur peşiyle başladık. Galatasaray Kafe Kral. Evren'den dışarıya Pesta Şampur atışlı isabet yok. Sarmastası Kivicius, Can Bey, Ömer Onan, Emir Perzic derken top kaybı ve Lavrinovic beşi. Neven Spaya'nın tercih ettiği ilk 5 3. çeyrekte. Yani Spaya biraz mecburiyetten çünkü 3 faal olunca mecburen Jaskia 3 üstüne başladı. Jerry Johnson Yasikevicius orada üst sayı atacağını zannetti.
orada duracağını zannetti. Yaskiviçus var ve yerde kaldı. Sakatlık geçirirken Emren bitiriyor. 51-49 denge bozuldu. Galatasaray Katedral lehine. Savunas Yaskiviçus faul beklediğini işaret eden jestle mimiklerle yalnız kaşar açıldı. Yaskiviçus teknik faul aldı. Hayır, bench aldı. Yani biraz önce Oktay Mavzu'nun yaptığı işini Spe'ye yaptı. Hep birlikte itiraz edince hiç anında teknik faulü çaldılar. Sanki Yaskiviçus'u işaret etti gibi geldi bana ama bir daha şey göstermedi. O yani numara göstermedi. Eliyle B hareketi yaptı. Fakat Yaskiviçus'un burası şey olmuş ya. Yani açılmış. Ben buradan göremedim açıkçası. Yani neden kalkmıyor da orada duruyor dedim. Hani acaba kendinden foul mu istiyor? Çocuk haklıymış yani. Preston Sharp 2-2 ve oyuna kenardan başlayacak Galatasaray Katedral işte bir daha bakalım şu anda evet Evren Preston Sharp 3'lü katış başarılı değil. Şanlı'yı savunma ribaundunu alıyor. Bundan daha zor atışı son anda atmıştı değil mi? Evet. Ukic. Vakoli'yi Ukic. Şanlı'yı. Ömer Onan geçiyor ve bitiriyor Ömer Onan'ın basketi. 53-51. Jerry Johnson'la hücumda Galatasaray kapitan. Jerry Johnson içeri zorlamak istiyor. Ömer Onan'ın faulü. İkinci faulü oldu Ömer Onan'ın. Olsumaş'ın 3 faulü var. Şanbey'in 2 faulü var. Ukiç'in 3 faulü var Fenerbahçe ülkelde. 3 faulü tek oyuncu Galatasaray kapitanlı Erman Kuço. Erman atışlı isabet yok. Emir Prezik soğuma ribandını aldı. Boş kalmıştı ama acele etti. Emir Prezik. Prezik'ten pas. Davinovic dışarıya. Roko Ukiç. 10 saniye kaldı. Jus sesini sona erdesine. Evren Omuz olma çabasında Roko Leniukic, Şanmen, Roko Kic 3 saniye 2 saniye çok zor bir atış isabeti değil. Şanmen hücum ribaundunu kovalıyor ve topu en azından takımına getiren isim oldu bu mücadelesiyle. Yani, 23 saniye Fenerbahçe ülke hücumu sürecek. Ermal riskli bir hareket yaptı. Gerçi topa vurdu ama eline de vurabilirdi. Biraz tehlikeli bir hareket oldu. Emir Perzic. Ömer, Evren mücadelesi, Evren Mükel faul yaptı. İlk takım faulü Galatasaray Kapitanı'nın bu periyotta. Yani her iki takım da hakemlerle oynamaya başladı. Yani bu maçın geleceği açısından pek iyi bir şey değil. Ve bir faulü daha geliyor. Üst üste fauller Evren'den. Onun da ikinci faulü oldu bu. Gerilimin, heyecanın en üst seviyede olduğu anları yaşıyoruz. Ömer Onan perdeden çıktı ve atışı isabetli. İki sayılık isabet. Yani Ömer Onan son yıllarda bunları da çok iyi atmaya başladı. Normalde onun atışı değil ama... Jerry Johnson dengesini kaybediyor şanssız bir an onun için. Emir Prezic çok hızlı geldi. Emir Prezic faul alıyor. İki serbest satış kullanacak. Şip faul yapmalısın. Yani şu pozisyonda faul yapacaksan niye son saniyeye kadar bekliyorsun ki? Boş boşuna iki atış oluyor. Bu daha önceden yapsa genelden olacak. Kesinlikle. Yeniden öne geçme şansı Fenerbahçe'de. Emir Perzic ilk serbest atışı başarılı. Yani her zaman belki söylüyoruz ama sakin olmak artık çok önemli. Perzic 2-2 atıyor. Yani her iki ekipte maçın sonuna kadar tabii. Böyle maçın içinde kalacak gibi duruyor. İlk yarıda bir ara bir 8 sayılık Fenerbahçe Ülker Parkı. Oradan iyi döndü kendi adına Galatasaray Kapitan. Şimdi basket geçerli bir faul.
kullanacak. Geçen maçın kahramanı Şip. Yani Şip geçen maçta da bütün sayılarını pot altından atmıştı. Son basket hariç. Evet. Yani dolayısıyla şimdi şutuna güvenmiyor ama pot altında ben çok iyiyim deyip devamlı pot altına yükleniyor. Şip de katıştığı isabet var. 56-55 Galatasaray Kafe Kral. Vakoli Ukiç, Şamey, Emin Prezic, Erman Kuço dışarıya çık topu savunuyor. Ömer Onan'a pas. Ömer bomboş dışı gönderdi isabetini. Navinovic geliyor ama Jerry Johnson'da kaldı. Rebound. Jerry Johnson Şip. İkili sıkıştırma geliyordu. Jerry Johnson yine çok hızlı gidiyor. Preston Shumpert. Shumpert teke tek oynattı. Shumpert getiriyor. Preston Shumpert. 58-55. Vako Ukiç. Navinovic perdelemeye geldi. Shumpert. İki sayı katı. Shumpert isabetli. Bugün de Şamil'in sürprizi var. Uzak mesafe atışı, o da 10 sayıya ulaştı. 10 sayı, 6 rebound, 1 asistlik bir performans şu ana kadar. Şamil'den. Jerry Johnson. Johnson'dan içeri pas. Erman Kuço. Erman'ın basketi 10 sayıya ulaşıyor. Ömer Onan, Ömer, Ukiç dışarıda, Vako Ukiç, 6 saniye 5 saniye Ukiç geçti ve bırakıyor Ukiç. Ya Ukiç bu atışları muazzam yapıyor. Kaya da herhalde bundan Ukiç'ten görüp atmaya çalışıyor ama. Antrenmanlarda. Evet. Jay Johnson. Erman Lavrinovic onu savunuyor. Ama hatalı yürüme Erman Kuço. Evet. Top kaybı Galatasaray Kafe Kral. Kararsız kaldı. Pas mı atayım, drive mi edeyim, şut mu atayım diye. Çok kimse olacak ama iki takımı da yürekten kutlamak gerekiyor galiba. Evet, şu ana evet kadar yani. O kesin mücadele var. Vako Ukiç çembere baktı. Atışlı isabet yok. Kendi ribaundunu kovalayacaktı. Top hızlı. Galatasaray kapitalı ucu bu. Atarken hissetti girmeyeceğini. Bari ribaundunu kovalayayım dedi ama başaramadı. Sertaç oyuna girecek. Bugün Rukşan'da işler hiç verip olmadı Galatasaray kapitalı. Evet. Bugün bir şey var herhalde. Evet. Oyuna giremedi bir türlü. Evet. Hiçbir şekilde giremedi oyuna. Oğuz tekrar oyunda olacak. Oğuz Savaş. Şampıt. Son 5 dakikanın içindeyiz bu çeyrek için. Jerry Johnson. Jerry Johnson. Orada Navinovic ve hakem Alper Özgür büyük tehlike atlattı bence. Televizyon molası geliyor. Molası olası tekrar birlikteyiz. Sertaç Şanlı az önce oyuna girmişti. Başka bir değişiklik var mı diye bakıyorum. Ukiç ayakta müdahale, bir saniye kalmıştı yalnızca ucun süresinin sona ermesine. 14 olacak. 14 olacak. İki seride durum sevgili seyirciler. Galatasaray Kafe Kral 3-3 yapıp
son şans için Sinan Erdem'in yolunu tutmak istiyor. Fenerbahçe Ülker kupayı burada kaldırmak niyetinde. Kukiç'ten pas arası 2-2 var. Ömer Tren'e basıyor. Toko Eniukiç. Davinovic'ten perdeleme. Ukiç bıraktı. Emir Terzic bir an için boş kaldı. Atışta isabet yok. Caner savunma ribi aldığı için çok yukarıda. Caner bırakıyor. Şampuk bomboş. 3 sayıda geliyor. Hristo Şampuk. 63-59 Galatasaray Kapital. Yani Şampuk çok gözde. Kim değerlendirirse maç sonunda o avantaj sağlayacak. Ömer Onan hemen cevap veriyor. Ömer Onan üçlüğü gönderdi. Bir üçlük Ömer Onan'dan 63-62. Yani alır almaz atması kendine ne kadar güvendiğini gösteriyor. Ömer de 15 sayıya ulaştı. Şampuk fake ile cevap alıyor. Preston Şampuk. Bir üçlük daha Preston Şampuk'tan. Bir de tek atış mı var diye bakıyorum. Hayır. Fenerbahçe Ülker lehine verildi. Recep Ankara'nın tarafından faul. Çember altında Caner'in faulü. Evet. Caner'in yaptığı faul. Atıştan sonra 66-62. 3 dakika 35 saniye 3. periyodun sona ermesine. Yani bunun şeyi Galatasaray'a zararı 4 golü tamamlamış oldu. Faul hakkı yani, doğdu. Fenerbahçe Ülker'in 2 dakika faulü var. Zon yine zona geldi. Çünkü Fenerbahçe 4 sayıya döndü. Dolayısıyla evet, savunmada sıkıntı yaşamak istemiyor Galatasaray. Emre Persit içeriye Oğuz Savaş'a indirdi ve Oğuz Savaş'la bitiriyor. 66-64 Oğuz Savaş bench'ten evet, geldi. Bench sayıyı üretti arada, takım adına. Bu arada Şampurt 2 tane üst üste üçlük atınca Sipa'ya sağ adamla tutmaya karar verdi. Maçın başından Şampurt beri bir üçlük daha gönderdi ama bu biraz fantezi oldu. İki vurumlu olayından bahsetti. Marco Thomas. Oğuz içeride. Sertaç'la tek. Oğuz Savaş zorluyor pozisyonu. Oğuz Savaş faulü alıyor Sertaç'tan. İki serbest atış kullanacak. Oğuz Savaş. Oğuz arkasında genç oyuncuyu bulunca hemen topu istedi. 16 sayı üretti Fenerbahçe Ülker'de. En skora oyuncu Oğuz. 15 sayıda Ömer Onan var. Galatasaray Kafekan tepesinde. Preston Şampuk en skora oyuncu üretiyor 16 sayıyla. Caner kenarda. Haluk oyunda. Galatasaray takımında. Haluk da ilk devre çok iyi işler yapmıştı. Ya bu maçta aynı şekilde devam ederse yani Galatasaray şu anda maçı istediği şekilde götürüyor. O Savaş ikinci atışında isabet yok. 17 sayıya ulaştı. Maçın da en skorer oyuncusu grubunda artık. Jerry Johnson'la hücumda Galatasaray Kafe Kral. O hiç fark edilmeden 17 sayıyı buldu. Evet. Değil mi? Ama çok iyi servis yaptılar. Sağ oyuncular. Sorsan Oğuz 17 sayı diye şaşırır insan. Jerry Johnson 4 saniye kaldı. 3 saniye, 2 saniye en üstü. Zor bir atış girmiyor. Prensiz Soğubay'ı bandını aldı. Yani Galatasaray hücum düzeninden çıktığı anda hücumda zorlanıyor. Emir Prensiz ikili oynadı Oğuz Savaş'ta. Oğuz ve ikili kullanıyor. İsabet var Oğuz Savaş. 19 sayı ulaştı Oğuz Savaş. Yeniden önde Fenerbahçe Ülker. 67-66. Son 2 dakikanın içindeyiz. Jerry Johnson Preston Shumpert'ı buldu. Shumpert far faul yapan oyuncu Ömer Onan. Faul hakkı da olmamıştı. Tutku ve Luke Şahinç oyunda. Jerry Johnson ve Shumpert kenara geliyor. Sertaç şimdi kenara geldi. Şampuk döndü tekrar. Sertaç'ı aldı. Tutku açık. Preston Şampuk. Caner daha sonra oyunda olacak. Şip dengesini kaybediyor ama Andriç'e kazandırdı topu. Tutku açık. Lüks Andriç'e pas. Marco Thomas hemen yardım geliyor. Bir saniye atış. Çembere bile değmedi. Müthiş bir yardımlı savunma izledik. Olsun da
Savaş'a pas. 10 sürede bastı. Marco Thomas. Ayak çizgide itirazları var. Sarı kırmızılarla oyun sürdü. Yok, yürüdü itirazı var Galatasaray'da. Ukiç. Olsa pas. Ol Savaş kaçırdı. Ols. Rebound alıyor. Tutku pasmasını yaptı. Tutku açık. Haluk Yıldırım. 3 sayılık atışı isabetli değil. Ondan ona rebound hücanesinde. Ols'ta kaldı top. Müthiş bir tempo var bu bölümde. Marco Thomas şimdi böyle basıyor. Son bir dakika. Emin Prensic. Yeni saniye 6 saniye hücum süresinin sona ermesine. Çembere baktı, içeriye pas. Ukiç çok zor bir atış isabetli değil. Faul bekliyor Fenerbahçe Ülker bu kez. Tutku açık. Preston Sharpert. Bir üçlük dedi yan taraftan. Bu da isabetli olmadı. Ağzına kaldı savunmayı vardı. Adeta içinden çıktı derler ya. Bir önceki maçta Prens için atışını hatırlattı bana. Bir tur attı çemberin içinde. Evet. Dışarıya çıktı. Son top olarak kullanmak isteyecek Fenerbahçe Ülker. Faul hakkını doldurdu Galatasaray KPK'a. Marco Thomas. Thomas içeriği zorluyor. Marco Thomas. Ve bu çeyrek sona eriyor. 69-66. Az sonra müthiş final 10 dakikasında, müthiş 10 dakikada tekrar birlikte olacağız. Artık her şeyin belli olacağı son 10 dakika sevgili seyirciler. Galatasaray devam diyebilir. Fenerbahçe şampiyonluğunu ilan edebilir. İşte öyle bir 10 dakikamızı bekliyor olacak. Bu olağanüstü mücadelede adına yakışır süper maçta. Bu oyun, bu maçta da oynamak değil, seyretmek. Daha zor gibi sanki değil mi? Ömer Onan 3'ü gönderdi, başarılı değil. Anlayış savunma ribandı doluyor. Lükşan Reis tutku açık. Haluk Çip ve Caner Beşir ile başladı. Oktay Mahmudi sol çeri. Lükşan Reis çembere baktı. Atışı başarılı. Lükşan Reis 0 sayıyla oynuyor. Lükşan Reis kadar ilk basketi. Marco Thomas, Oğuz Savaş, Ömer Onan, Emir Perzic ve Orko Ukiç Fenerbahçe ülkenin oyun alındaki meşi. Yani bu arada 9 dakika oynamış. 30 dakika içinde. 69-68 önde deplasmanda Fenerbahçe Ülker. Oğuz Savaş 5 saniye, 4 saniye. Oğuz, top kaybı Oğuz Savaş'tan. Şip geliyor, Caner'i buldu. Caner'in atışı Ömer Onan'dan. Faul geliyor. İki atış kullanacak Caner Topaloğlu. Caner'in dördüncü faul oldu yani. Dört oldu evet. Yani şöyle bir enteresan durum var. Her iki takım da tepeden pick and roll oynamadığı zaman çok zor pozisyon buluyor. Yani topu iyi değerlendiremiyorlar o zaman. Caner faul çizgisinde olacak. Yasikevic şu arada kaşı açılmıştı, oyuna döndü tekrar. Caner ilk atışı başarılı değil. Bir kez daha maça başlayacağız. 69-69. Hakikaten değil mi? Yasikevicius. Oğuz perdelemeye geldi. Savunas Yasikevicius ve ikine cevap oluyor ve bitiriyor. 71-69. Severek, güvenerek kendini kullandığı yerler o ortamın böyle bir 2 metre şey yap. Dışarıya doğru içeri. Yalnız oraya girdiği zaman hemen şuta kalkmıyor. Tabii. Bekliyor, etrafı görüyor. Ondan sonra ne yapacaksa yapıyor. Kesin doğru. Tutku açık. İçeriyiz orada. Yok şansı. Şapas. Oğuz Savaş faul yaptı. Yine Tutku. Andres İçeriklinin. Evet. Oğuz da dört oldu. Evet, şimdi Fenerbahçe için en skoran iki oyuncu dörden forlu. Şimdi koç olarak onu tutacak, tutmayacak derken Ömer'i aldı. Ömer kenara geliyor. Evet. Marco Thomas oyunda. Ya dur abi, geçen maçlarda söyledi. Andriç boş olduğu pozisyonda bile fake atıyor. Halbuki şu anda evet, çok rahat pozisyonda atabilirken Oğuz'u bekledi. Onda öyle bir takıntı var. Lükşanlıç ilk serbest atışı başarılı değil. Evren oyuna girecek Galatasaray KPK'da biraz sonra. Muhtemelen
Yani kalan maçı Erik Ekip'te 4 sayıda oynayacak gibi duruyor. Bu maçın kalan bölümü. Evet, bu maçın kalan bölümü. Kaya oyuna girecek uzun süreden sonra Fenerbahçe ülkelerde Emir Terzic, Haluk'un etkili savunması devam ediyor. Yasikevicius'la birlikte Ukiç'te oyunda. Oğuz'a pas, Oğuz dışarıya dönmek, Eksa pas, Marco, Thomas atışta isabet, Kocak şaşırt, Yasikevicius faulü yaptı. Dokunmadım diyor Salinas Yasikevicius. Recep Ankaralı faulü tespit ediyor. Kaya oyunda bir başka dört faulü olsa maç kenarda. Şimdi tabii Oğuz'da ciddi sayı buluyor. Fenerbahçe. Çok erken bir biçimde 3 takım faulü oldu Fenerbahçe ülkeler. Galatasaray'ın faulü yok mu çeyrekte? Ya bu arada önemli şu, olabilir. Bu arada şu ana kadar her iki ekip de çok yüksek yüzdeyle faul atıyor. Geçmiş 71 Fenerbahçe Ülker. 2 dakikalık bölümü geride bırakıyoruz. Son çeyrekte derbide sevgili seyirciler. Yani Nuray biraz önce belirttin. Oğuz pota altından çok iyi sayı atıyordu. Şimdi Kaya bunları atabilecek mi? Bu Fenerbahçe açısından soru işareti. Evet, şimdi daha çok bence dışarıdan toplarla oynamaya başlayacak Fenerbahçe. Utku açık. Marco Thomas onu savunuyor. Evren, Haluk Yıldırım. Tutku açık bir kez daha. Kaya üzerindeydi. Evren pas Haluk'a. Haluk içeriye. Çok güzel bir oyun oynadı. Galatasaray kapattı ama Haluk kaçırdı. Kaya'dan etkili savunma. Fenerbahçe üçer ucunda. Vakolkic. Faul faul yapan oyuncu Lukša Andrić. Onun da ikinci faulü. Yani Andrić ne kadar alakasız yerlerde faul var. Orada o yerlerde yapmayı seviyor herhalde faulleri. Haluk'un şu kaçırdığı turnike de ya. Yani, yazık oldu ama. Evet. Çok iyi hücum etmişti. Çok gerçekten çok iyi hücum etmişti. Yasikevicius. Rokoni Lukic. Pas içeriye. Kaya Peker. Kaya. Hatalı yürüme Kaya'dan. Yani çemberi hiç düşünmediği için. Evet, alır almaz dışarı doğru yönlendi. Yani pivot hareketi pozisyonunu da alıyor şimdi burada. Açıkça gözüküyor da. 71-70. Haluk. Evren. Tutku açık. Lukša Andrić perdeye geldi. İkili oyun başarılı. Lukša Andrić bitiriyor. Yani Tutku hakikaten bu seride bu ikilileri bağırdan oynuyor. Müthiş oynuyor. Yani bir de öyle bir yerde veriyor ki. Beşinci asisti bugün. Loko Leni Ukic. Basket geçerli değil. Öncesinde faul var. Evren'in üçüncü faul oldu. O asistleri yani kaçırmak zor. Öyle bir yerde evet, yani, yok ya. Kaçırması güç yani. Kazara biz de oralarda bulursak biz de bir iki basket atabiliriz. Sikivicius, Emir Perzic, Vako Ukic. Vako Ukic, Perzic bomboş. İçeriye zorlamak istedi. Ukic girmiyor top ve Lukša Andrić içeriyor. Haluk evet. Kaçırdığından sonra bence bu daha kez kolaydı. Talihsiz an Fenerbahçe ülke için. Ya herhalde bu kadar boş kalacaklarına evet. İnanmıyorlardı. Tutku açık. Pas içeriye ama Kaya. Kaya pas arasını yapıyor. Yasikevicius. Vakoni Ukic. Emir Perzic. Orada tabii Emir çok yukarıya çıkabiliyor. Orada kesinlikle ihtimali. Kolları da uzun. Tabii başka oyunculara göre çok az. Yeniden Fenerbahçe Ülker. 73-72. Evet. Şip. Başka Şip. Kaya. Onu savunuyor. Şip. Şip çok ağır. Geldi. Recep Ankaralı. Sanki bana dışarıdan içeri girdi gibi geldi ama. Kaya'nın da itirazı bu yönde. 74-73. Şip'in de 9. sayısı oldu bu. Vakolcic. Marco Thomas. Thomas içeriye zorluyor. Thomas girmedi top Kaya. Kalabalığın arasında faul düdüğü geliyor. Alper Özgürten.
Fenerbahçe Ülker aleyhine mi diye bakıyorum. Yok, Kaya iki atıyor. Kaya iki atıştı böyle çay. Haluk faul yaptı. İşte az önceki pozisyon ekrana geldi bir kez daha. Evet, dışarıdan içeri girmiş. Kaya Peker. Olağanüstü bir gürültü var. Kaya ilk atışı başarılı değil. Yalnız soluklu, kirten bir tempo var. Max tam ortada duruyor. Kim koparacak, kim alacak? Hep birlikte göreceğiz. Kaya rebound mücadelesi. Fenerbahçe Ülker topu. Şampırt'ın müdahalesi. Hücum şansı bir kez daha Fenerbahçe Ülker'de. Yani Kaya o kadar kötü atıyor ki. Yani inanacak şey değil yani. Yani. Evet. Yani şu andaki şeyi, durumu 10 tane atsa 2 tane sokamaz gibi. Yasikevicius kendine baktı. Atışta isabet yok. Rebound mücadelesi yok şu anda hiç. Yalnız herhalde bir tek tabii mücadelesi için bu, oynuyor. Bu işi yani çok yani. Bu işi hakikaten yani yürekten onu oynuyor. Ona hiç söyleyecek bir şey yok. Bildiğimiz eski Kaya'yla çemberle alakası hiç yok yani. Evet, Prensic'i çok iyi gördü. Yasikevicius, Prensic bitiriyor. 75-74 benzer bir sayı ilk yarıda. Evet, ilk yarıda da aynı. Fenerbahçe Ülker yemişti. Haluk'tan gelmişti. Evet. Mola geliyor. Ottay Mahmut ile mola sonrası birlikteyiz. Tekrar birlikteyiz. Bu maça gerçekten yürek dayanmaz. Bir espri de yapılabilir bugün. Fenerbahçe'li ya da Galatasaraylı olmamak herhalde en hayırlısı diyebiliriz. Değil mi? Ne diyorsunuz bilmiyorum. Katılır mısınız ama? Yani hakikaten basketbol seven olarak bu keyfi yaşamak başka bir durum ama taraftar olarak seyretmek hakikaten çok zor. Hakikaten zor, çok zordur mutlaka. 74-75 5 dakika 40 saniye var. İki takımında 3'er takım faul var bu çeyrekte sevgili seyirciler. Mola sonrası Evren Andriçik Şampurt ve tutkuyla geldi Galatasaray kapitan. İki takımda 3 faul oldu. Oldu. Arada Thomas, Yasikevicius, Perzic Kaya ve Ukiç Meşi Fenerbahçe Ülker'de. Tutku açık. Evren pas içeriye. Andrić aslında bir kötü eşleşme vardı. Gitmedi üzerine. Şampırt şip fake'ine cevap alıyor. Atışta isabet yok. Perzic de kalıyor. Topla sonrasında şipin faulü. 4 takım faulü. Limitine böylece ulaşıyor Galatasaray. Kapekran bundan sonra atış kullanacak. Galatasaray'ın 0 faulü vardı. Fenerbahçe'nin 3 faulü vardı. 3 faulü vardı. Gelip geçti. Galatasaray 4 oldu. Fener hala 3'te. Jerry Johnson oyunda şip kenara geliyor. Ya şip çok enteresan. Hakikaten yani sağ içi isabetli potağı dışında yok. Aslında Bornova'daki görüntüsünün biraz dışında evet görüntüde. Marco Thomas 10 saniye var hücum süresinin bitmesine. Luke Chandler çorusu olacak. 6 saniye 5 saniye. Marco Thomas tekete koylama düşüncesi. Marco Thomas süre biterken biri birinde bitirdi. O gözüne kestirdi ya orada. Ama zaten yanlış bir eşleşme vardı. Yani burada Galatasaray'ın biraz daha kapanması gerekiyordu. Sayı yememesi için. 77-74. Andrić'e faul yapan oyuncu Kaya Peker. Fenerbahçe Ülker'de 4 takım faulüne ulaştı. Orada değişiklik oldu. Evet. Yani bundan sonra faul atışları hakikaten önemli derler ya. Şimdi bundan sonra hakikaten çok çok önemli olacak. Yalnız eşitliği olmadığı noktalardan biri de bireysel fauller. Pesto Şampurt'a blok geliyor. Emir Prensic'den çok kritik bir an hem de. Lokomotiv Emir Prensic geliyor. Emir Prensic bitiriyor. Son derece kritik bir basketbol. Bakın 79-74. Ne kadar güzel topu daha vurarak aldı o avantajı. Tutku açık. Evren tutkuyu buldu. Kritik bir üçlük. Tutku girmiyor. Kaya. Kaya rebound aldı. Ola almasın. Ola aldı. İstedi daha doğrusu Oktay Mahmuti. Son 4 dakika. Önemli sayılabilecek bir farkı yakaladı Fenerbahçe Ülker. Dediğim doğru. Yani şimdi buradan sayıyla çıkabilecek mi?
Galatasaray yeniden topa sahip olabilecek mi? Bu arada 5 saniye, 4 saniye. Savunan Yasikevicius girmiyor. Rebound mücadelesinde evrende kaldı. Bu kritik savunma rebound'u. Buradan vazgeçtiğini belirtti Oktay Mahmut. Yok şahane şefal. Fabio Kovucu Kaya Peker. Yani direkt foul yapmaya geldi Kaya oraya. Direkt. İki serbest atış kullanacak Kukşanlı. Şimdi Kaya'nın orada geri kaldığını görüyor herkes. Öbür taraftaki oyuncu kim çekti hatırlayamadım ama oraya yardıma gelmesi lazım. Yalnız yine bekledi. Az önce kim yok? Emir Perzic sonrasında Kaya topu böyle alıyor. Ve Fenerbahçe ülke hücumu başlıyordu. Haluk oyuna girecek. Kukşanlı işler artık kritik sayılabilecek. İki serbest atış ama bundan sonra hepsi kritik. Yani. Hepsi kritik. Çok da uzun süre var. İlk serbest atış başarılı Lukçandriş'ten. O da %50 civarında atan bir oyuncu. Faul çizgisinde. Lukçandriş 2-2 Lukçandriş'ten. 79-76. Tutku kenarda. Haluk Yıldırım oyunda. Galatasaray don yapacak herhalde galiba. Ona göre çünkü uzadı biraz. Son maçı kazandıkları ve serili büyük bölümde yaptıkları savunmaya dönüyor Galatasaray Kafeka. Yasikevicius, Kaya'nın perdelemesi, atışta isabet yok, savunma ribaundu Evren Bükel. Bir kritik ribaund daha. Jerry Johnson çok hızlı geldi, kaldırıldı. Bir kez daha dönüyor Galatasaray Kafeka. Fakat müthiş kaliteli bir maç oluyor. Az sonra birlikteyiz. Yani koçların müdahalesi falan her şey tek kalemde. Kalacak gibi geliyor bana Fenerbahçe. Daha evvel de yani dolayısıyla sadece iş bütün girip girmeyeceğine kalacak gibi sanki. Evren ilk atışı başarılı 79-79. Yeniden beraberlik var. Şimdi maçın başındaki gibi organizasyon içeriği falan şu anda zor. Çok zorlaştı. Evet, evet kesinlikle. Evren ikinci atışı bunu başarılı. Galatasaray kapitan bir kez daha önde. 80-79. Roko Ukic. Belki de uzatmalar bekliyor bizi. Kim bilebilir? Roko Nedi Ukic. Ukic'in pası. Emir Perzic. Ömer Onan'ı buldu. Ömer Onan üçlüğü gönderiyor Ömer Onan. Fakat en kendine güvenerek atan Ömer. Ve en soğuk kanlı olan. Evet. 82-80 Fenerbahçe Ülker Ömer Onan. Şadriç, Evren Bükel, Haluk üzerinde Emir Perzic vardı. Preston Shumpert 7 saniye hücum süresinin sona ermesine. Lavrinovic geldi kapatıyor çember altını ve rebound'u alıyor.
doğrusu çember altını karartıyor diyelim buna. Ama burada Andrić'in yani çok büyük bir hatası var. Yani uzun oyuncu böyle top kullanmaz. Şimdi tekrar adam adama döndü Galatasaray. 82-80 son 2 dakikanın içindeyiz. Rokokic top kaybı, Marko Tomas topu kaybediyor. Mola'ya aldı Oktay Mahmuti. Mola sonrası tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Tekrar birlikteyiz. Son 1 dakika 48 saniye. Ne nefesin ne yüreğin dayandığı bir bölüm geldi çattı artık. 82-80 sevgili seyirciler. İki takım da faul hakkını doldurmuş durumda. Ya. Dünya derbisinde evet. Parkede müthiş bir 6. maç yaşıyoruz. Yani final serisi de bu kadar güzel. Evet, evet. Muhteşem, yani. Muhteşem bir. Yani son 5 maç bununla beraber 5 maç müthiş. Tam basketbola doyduk diyebiliriz yani. Tutku Açık, Ömeroğlu savunuyor. Tutku Açık, Haluk, Ukić üzerinde Perzic var. Lavrinovic kovaladı, Haluk'un atışı başarılı değil, Ukić. Son derece kritik bir hücum başlıyor Galatasaray Kapitan. Evet, Fenerbahçe İlker Tutay'ı bulursa çok önemli bir avantaja geçecek. Emir Perzic. Ama o kadar çabuk sayılar oluyor ki, beklenmeyen hatalar oluyor ki insan bir şey diyemiyor. Lavrinovic 6 saniye 5 saniye. Emir Perzic, Lavrinovic üçlüyü gönderdi. Başarılı bir rebound mücadelesi de çok kritik bir dokunuş Perzic'ten. Lavrinovic de kalıyor. Yeni bir hücum şansı Fenerbahçe için adına. Oradaki çelme topu tabii müthiş. Basket kadar değerli bir şey. Son bir dakika. Son bir dakika. Ukić. Andrić dışarı çıktı. Pas dışarı Ömer Odan. Ömer Odan geçti. Bitirdi Ömer Odan. Ömer Odan basketi buldu. Sağ turnikeyi attı Ömer Odan. Yine 84-80 oldu. Yine sakin adam. 47 saniye var sevgili seyirciler. Molayı bu kez Oktay Mahmuti almak zorunda kaldı diyelim. Tabii ve az sonra birlikteyiz. Sporbex ekranlarında Digiturk farkıyla bu heyecanı sizlere yaşatmaya çalışıyoruz. Müthiş bir heyecan. 84-80 skor. 47.5 saniye. Ama basketbolda ne 47 saniyeler ne 1 dakikalar geldi geçti. O 1 dakikalar bitmez daha. Çok uzun bir süre var. Evet, yani bu pozisyonda Galatasaray'ın basket bulması gerekiyor. Kesin ya. Yani bunu, şey bu en önemli nokta. En önemli nokta. Sonra çünkü savunmayı basket bulursa savunmayı da çok iyi yapar. Evet. Molası kalmadı Oktay Mahmuti'nin, bunu da belirtelim. İki takım da faul hakkını doldurdu, bunu tekrar edelim. Preston Sharpe gelmişti. Haluk tutku yapar. Ömer top oynadı dışında. Ve yani şimdi şöyle bir hata. Böyle bir hata. Oynadı dışında Fenerbahçe içer topu. Sokarken oyuna inanılır gibi değil ya. İnanılmaz bir hata yaptı. Galatasaray kapitanı Ukić hemen faul geldi Haluk'tan. 44.6 saniye faul çizgisine gelecek. Ve iki kritik serbest atış kullanacak. Roko, Leni Ukić. İşte az önceki hata bir kez daha görüntüde. Yani demin o Ukić'in Tomas'la ayağına çarptırarak dışarı çıkartmadı. Şimdi Galatasaray'ın yaptığı, yani bu maçın hataları değil evet. Yani. Bu kalitenin, bu oyuncuların hataları değil. Ama o kadar yıprandılar ki. Tabii tabii oluyor yani. Oluyor, hiçbir şey söylenemez. Roko Ukić ilk serbest atışı başarılı değil. İki kritik atıştan ilkini kaçırıyor Ukić. Şimdi... Ya mutlaka şimdi Galatasaray çok çabuk gelip bir atış bulacaktı. Eğer yine sokarsa yine maçın içinde kalacak. Tabii. Vakoneli Ukić. Fenerbahçe kazanırsa sezonun şampiyonu. Galatasaray Kafe Kral kazanırsa yol devam edecek. İkinci atışta isabetli değil. Yani Galatasaray çok bir şey kaybetmedi şu anda. Evet. Tutku Açık. Son 35 saniye. Tutku Lavrinovic onu savunuyor. Emir Perzic kapattı Tutku. Top oynanın dışında. Recep Alkanalı Galatasaray Kafe Kral topu diyor. Son bir müdahale. Perzic'den. 13 saniye var hücum süresinin bitmesine. 32.9 saniye. Anlayamadım bir şey ben. Haluk tutkuyu buldu. Lavrinovic onu savunuyor. Tutku deldi. Sharpe'ı bıraktı. Girmiyor. İki serbest atış kullanacak Preston Sharpe. Ömer olan beşledi.
Ömer Onan beşledi, iki serbest atış gelecek şimdi. Tutku da bomboştu bir kere atmadı. Ben çok enteresan yani. Orada birisi evet. Var diye şimdi soracaktım size. Bak bomboş bir kere. 28.37 saniye sevgili seyirciler. Şimdi iki kritik serbest atışta. Şapırta gelecek. Demin Ukiç'in iki faulün ikisini de kaçırması tabii. Galatasaray Kapekran'ı maçın içinde tuttu tekrar. Oğuz oyuna girdi bu arada. Fakat enteresan bir değişiklik oldu. Uzadı Fenerbahçe Ülker. Yani şimdi Yasikevicius da girecek. Ha, evet herhalde faul atışından sonra. Faul atışı ribaldı düşünerek sanıyorum. İlk serbest atış. Başarılı Preston Sharpert. Preston Sharpert ikinci serbest atışını kullanıyor. Preston Sharpert'ın da başarılı. 84-82. 28.7 saniye. Fenerbahçe Ülker ne yapacak? Süreyi sonuna kadar mı kullanacak? Ukiç, Emil Perzic. Yaklaşık 4 saniye kalacak. Emil Perzic geçti. Marco Thomas. Marco Thomas'a faul. Faul geliyor. 22.5 saniye var. İki atış kullanacak Fenerbahçe Ülker. Sanki Fenerbahçe gerideymiş evet. Gibi hücum etmeye kalktı. Koç da biraz öyle geldi. Ne yapıyorsunuz falan gibi. Hani bomboş sanki gelmişler. Evet. Enteresan bir hücum oldu. Hücum faul olabilir. Her şey olabilir. Yani kötü bir top. Yani atışları kaçırabilir. Tabii veya ki. Bir atışı kaçırırsa yine Galatasaray'a üçlük atma şansı tabii, verecektir. Tabii. Yani Marco Thomas ilk serbest atışı başarılı. 85-82. Şu anda halen bir basket yetiyor Galatasaray Kafekral'da. Tek top yetiyor şu anda. Thomas 2'yi kaçırdı, ikinci atışını kaçırdı. Bir üçlüğe ihtiyacı var maçı uzatabilmesi için Galatasaray Kafekral'da son 15 saniye. Foul yapın diyor. Jerry Johnson foul evet. Geldi. Foul Emir Prezic foul yaptı. Hüsnü hani diyordun ya. Bir üçlüye engelleme faul oldu. Şey önemli oldu. Burada bu faul atışlarında Fenerbahçe Ülker ciddi sorun yaşadı. 4-1 faul attı. Yani şu ana kadar %90 atıyordu her iki ekip. Evet. Yani sonlarda Fenerbahçe kaçırıyor, Galatasaray atıyor. Bu Galatasaray'ın lehine gelişiyor tabii. Şimdi, ama tabii süre çok azaldı. Şimdi Galatasaray da faul baskette yani. Faullerden sonra tahmin ediyorum ki hemen faul yapacak. Evet. O da kendi adına son toptan da olsun diyecek. Zaten geride. Zaten geride. Evet yani, evet başka şansı yok. Yapmak zorunda. Yani bunun tercihi olmaz artık yani. Molayı istedi bu arada Levan Spaya. Jerry Johnson 2'de 2 atıyor. O da saniye. Yani ben onu hep tartışıyorum ya. Orada evet, tamam. Evet, evet. Mola sonrası birlikteyiz. Şu anda mola. Yani alınır mı alınmaz mı soru işareti. Bir daha. Spanya'nın bir molası daha var bunu belirtelim. Evet. Yasikevicius'u sokamadılar. Çünkü pozisyon olması lazım. Evet. Yani bir oyunda bir hamle olması gerekiyor. Ukiç alacak topu. Rokoneli Ukiç ve hemen faul geldi Haluk Yıldırım'dan. 13.6 saniye. Rokoneli Ukiç şimdi iki serbest atış kullanacak. Demin 2'de 0 attı. Evet. Bakalım şimdi. O da %77 ile atıyordu normal sezonda. Oyuncu değişikliği olacak Fenerbahçe Ülker'de. Yasikevicius oyunda kısalı Fenerbahçe Ülker. Davidovic kenarda. Rokovic bakalım. Eğer ikisini sokarsa faul yapabilir. Yine faul yapacaktır Fenerbahçe.
Müthiş bir uğultu salonda. Çok kritik bir an yaşıyoruz. Belki de sezonun en kritik anlarından birini yaşıyoruz. Vakovic ilk atışı başarılı. 84-86. Faul yok olursa yapmayın dedi. Basket olursa yapmayın dedi. Neven Spa'ya faul yok diyor. Faulsüz geçecek bu savunmayı. Fenerbahçe ülken öyle görünüyor. 10 saniye faul yok. Kim acele yaptı? Acele etmeyi manasında söylemiş. Belki de. Acele 9.3 saniye. 87-84. Demin 2'de tutur atmıştı. Şimdi 2'de evet, 2. Ya ne kadar değişiyor bir anda evet. Oyun içinde. Jerry Johnson şimdi iki atış kullanacak ama İbni hala Fenerbahçe Ülkerdanya'da. Jerry Johnson ilk atışı kaçtı. 87-84 ilk atış kaçtı. Fakat müthiş bir seyir izletiyorlar bize iki takıma da. Bravo Jerry. Jerry Johnson ikinci atışı başarılı. Emir Perzic. Yasikevicius. Savunas Yasikevicius. Yasikevicius'a şimdi faul geldi. 5.8 saniye. Yani yapılabilecek en son adama yaptılar bana ama, göre. Ama yani topu evet. Alınca da yapacak bir şey yok. Bir de geri koştu zaten. Vermiyor da. O da biliyor kendine yapılması diye. Ama yani o kişi seni bir de tıfır atacağını evet. Düşünür müydün? Şöyle enteresan bir durum var. Erman ikinci yarı yani hiç oyuna bile girmedi ya. Çok enteresan bir şey. O şeyin içine demek ki koçlar sokamıyor. Euroleague'de faul çizgisinde krallığı anlaşmış ki birçok abonetin yanına bunu da koymuş bir isim Savunas Yasikevicius. %90 ve üzerinde zaten kariyeri boyunca faul atmış bir isim. Avrupa basketbolunun efsanesi 2'de 2 atıyor, bunu da kaçırmıyor. 89-85, 4 saniye 3 saniye, Jerry Johnson. 1.2 saniye var, 89-88'e bak faul geldi. 1.2 saniye, bitti diyor Fenerbahçe Ülker cephesi ama... Serbest atış daha izleyeceğiz. Jerry Johnson arka bahçeden attı soktu adeta. Henüz bitmedi ama şampiyonluğa çok ama çok yakın Fenerbahçe Ülker. Yani noktayın molası yok değil mi? Yok mola yok. Fenerbahçe Ülker'in molası var. Vakovic. Şimdi zaten ikinci atışı atmamak yani Oktay burada bir saniye, 1.5 saniye kalmıştı diye itiraz evet, ediyor. Yani biraz daha şey oldu diyor. 1.2 saniye var sevgili seyirciler. 1 saniyeden çok daha az bir süre. Vakon Eliukic. 89-88. Seride durum 3-2. 4-2'ye çok ama çok yakın Fenerbahçe Ülker Vakon Eliukic. İlk serbest atışı başarılı 90-88. Ve ikinci atışta başarılı. Maç bitti. Fenerbahçe şampiyon oldu. Fenerbahçe şampiyon sevgili seyirciler. Şampiyon Fenerbahçe. Seriyle Fenerbahçe. 4-2 yapıyor durumu. Seyirciler, Beko Basketbol Ligi'nde olağanüstü seride
mücadele etti. Onlar da gözyaşlarını tutamıyorlar ama onları da yürekten kutlamak gerekiyor. Şampiyon kadar ikinciyi de kutlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Mustafa şimdi de yanımızda. Fenerbahçe Ülker yöneticisi, Fenerbahçe'nin basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Semih Özsoy var. Semih Bey biraz röportajı almak zor oldu. Nedim Karakaş az önce kolundan tuttu, getirdi Semih Bey'i ve sizle röportaj imkanı bulduk. Tebrik ediyoruz öncelikle. Bu başarının sırrını az önce Mirsad Türkçen'e sordum. Aynı soruyu size de tekrarlamak istiyorum. Hadi gayet. Yani tabii iyi bir kulüp, büyük bir kulüp. Dolayısıyla başarı kaçınılmaz oluyor. Biliyorsunuz bu seneki şampiyonluğumuzla birlikte 5 yılda 4. şampiyonluğumuz oldu. Türkiye Kupası geçen sene ve bu sene oldu. Dolayısıyla devamlılığın eseri olduğu buradan belli. En önemlisi büyük kulübün zaferi olduğu. Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım'ın defalarca söylediği gibi büyük kulüp, ekonomik anlamda güçlü kulüp. 9 şubede, 13 branşta onlarca kategoride gelen şampiyonluklar var. Bu da gösteriyor ki başarının büyük sırrı beraberlik, ekonomik güç ve büyük liderlik. Önümüzdeki sezon herhalde yine flash transferler, yıldız isimleri göreceğiz kadroda. EuroLeague Final Four hedefi var. Final Four hedefi hep var. Ama biliyorsunuz yukarıda rüzgarlar sert esiyor. Flash olur mu bilmem ama bize göre her oyuncu flash'tır. İşte eleştirilen Sean May bu seride oynadığı veya Jaskiewicz için yaptıkları. Dolayısıyla herkes bizde büyük. Diğer oyuncularımızın tamamı büyük emek sarf etti. Bunların birkaçı da şampiyonluk kutlamalarında olmayacaklar. Onlara da şimdiden teşekkür ediyorum. Hakikaten büyük emekleri oldu. Teknik kadroya, bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım ve yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Hakikaten büyük işler yaptılar. Dolayısıyla camiaya hayırlı olsun. Tebrik ediyoruz. Bu arada az önce koridorda oyuncuları da gördük. Basketbolcular, Fenerbahçe Ülker'li oyuncular artık salona, parke ilerliyorlar ve kupa töreni için hazırlıklar yapılıyor. Mustafa sizdeyiz tekrar. Fenerbahçe Ülker oyun alanında koca bir sezonun yorgunluğunu artık yüzlerde attıklarını görüyoruz. Müthiş bir coşku var sarı lacivertlerde. Bir çember oluşturdular ve olağanüstü bir sevinç yaşıyor Fenerbahçe Ülker basketbol takımı. Biraz beklediler Hüsnü Çakır gibi bağlı yaşamak için ama sonunda kupalarına kavuşacaklar. Sevgili seyirciler, Fenerbahçe tarihinde 5. kez şampiyonluk coşkusunu yaşıyor olacak biraz sonra. Kaldıracağı kupayla 1990-91 sezonunda başlayan şampiyonluk serüveni son 5 yılda 4. kez yaşanıyor ve toplamda 5. kez Fenerbahçe Ülker bu coşkuyu yaşıyor ki o ilk şampiyonluk kadrosunda çok özel, çok önemli isimlerden biri de şimdi yanımızda sevgili Hüsnü Çakırgil tabii ki ve yeri gelmişken unutmadan o takımın koçu da değerli yorumcumuz Çetin Yılmaz, artık Efes Bilsen'in başarısı için ter döken sevgili Çetin Yılmaz'dı. Tarihinde ilk kez şampiyonluğu yaşatmıştı Fenerbahçe Ülker'e. Şimdi Fenerbahçeli basketbolcular artık yerlerini alacaklar. Plaketler alınacak ve bu coşku yaşanacak sevgili Hüsnü Çakırgil. Ya evet, yani gerçekten herkesin ortak görüşü zaten şu ligdeki en iyi takımın Fenerbahçe olduğuydu. Ve hak ederek bir şampiyonluk kazandılar. Bu maçtan sonra da söyledik, Galatasaray da elinden geldiğince mücadele etti. Yani hiç kimsenin beklemediği şekilde iki tane maç kazandı. Onlar için de önümüzdeki sene bir daha iyi yatırım yapma fırsatı doğdu. Yani Fenerbahçe hakikaten hem kağıt üzerinde hem parkede hem takım olarak hem organizasyon olarak şu anda Türkiye Ligi'nin en iyi takımı olduğundan dolayı da şampiyonluğu kazandı. Evet, işte Mirsad görüntüye geldi. Yasikevicius ekranda ve gazeteci ordusu tabii ki. Belki seyirci yok ama gazeteci ordusu var. Bizler buradayız değil mi Nur abi? En azından bu coşkuya yerinde tanıklık ediyor olacağız. Bir sezonun yorgunluğunu yüzlerde atan Fenerbahçelileri görüyoruz ve gerçekten çok güzel bir tablo. Şampiyonluğun her türlüsü zaten tabii yani güzeldir. Işte bütün her şey, bütün seneki çabalar bu an için oluyor. Şimdi gözlerde Ömer olan ne olacak? Biraz sonra kupa kaptanın ellerinde yükselecek sevgili seyirciler. İşte yeni dizaynıyla, yeni görüntüsüyle Beko Basketbol Ligi'nin yeni kupası. Sarı!
ve bu kupaya kavuşacak Fenerbahçe Ülker. Çok az sayıda tabii başta yöneticiler olmak üzere bu tezahüratlara eşlik ediyor Fenerbahçeliler. Oyuncu yakınları var tribünde. Sayın Ali Koç, görebildiğim isim, o maç boyunca oradaydı, heyecanla takip etti. Semyon Soy yine orada. Yönetim kurulundan diğer isimler yine protokol tribününde. 2010-2011 sezonu şampiyonu Fenerbahçe Ülker sevgili seyirciler. Aydın Öz o kadar uzak durdu ki, o kadar dışarıda kaldı ki, bu sevincin aslında mimarlarından biri sevgili Aydın Öz. Nasıl emekleri unutulabilir ki? Ve Ömer olan şampiyonluk kupasını havaya kaldıracak biraz sonra. Şampiyon Fenerbahçe. Beko Basketbol Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda bu coşkuyu Fenerbahçe Ülker yaşıyor sevgili seyirciler. Çok görkemli bir tören olmasa da, seyirci belki olmasa da, bu coşkuyu, bu mutluluğu kendi aralarında yaşıyor sarı lacivertler ve onları da, şampiyonu da yürekten bir kez daha kutlayalım. Yani ne olursa olsun, ne kadar seyirci de olmasa, oyuncular tabii kendi canım, işlerinde tabii. Şu anda muhteşem bir şekilde tabii, kutluyorlar tabii bunu. Tabii ki bunun devamı da olacaktır. Taraftarlarıyla beraber de kutlanacak. Tabii ki bu akşam yine kutlanacak. Bu coşku devam edecek. Yani herkesin de söylediği gibi hakikaten Türkiye Ligi başlarken en kuvvetli kadro ve kuvvetli kadronun yanında iyi organizasyon. Yani sadece işte oyuncuların iyi olması değil, yani iyi bir organizasyon, iyi bir teknik ekip bütünüyle beraber, Aydın'dan başlayarak iyi yeni sistem, doğru sistem ve hakikaten Fenerbahçe kulübünün bence de en önemli özelliği bu sene bilhassa, yani Fenerbahçe spor kulübü, yani Fenerbahçe futbol kulübü değil, onu zaten üstüne basa basa hep belirtiyor. Çok önemli 5 fıraşta 5-5 yapmış oldu bu şampiyonlukla birlikte Fenerbahçe yani kulübü. İyi bir sene geçiriyor Fenerbahçe, geçirdi Fenerbahçe kulübü. Kendilerine o açıdan da özellikle emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Volkan Günah gidelim. Volkan. Mustafa çok teşekkür ederim. Çok değerli bir konuğum var şüphesiz. Sayın Ertuğrul Erdoğan'la birlikteyiz. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ülkeyi şampiyonluğa taşımıştı. Bu sezonda yine şampiyonluk yaşıyor. Neler söylersiniz? Vallahi çok mutluyum. Hakikaten çok keyifli bir basketbol finali izledik. Her iki takım da gerçekten çok iyi mücadele etti. Tribünlerin yıllar sonra her iki tarafta da bu kadar dolu olduğunu hiç görmemiştik. Taraftarlara da, her iki takımın taraftarına da aslında tebrik etmek lazım. Müthiş destek verdiler. Ama tabii şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Bu ayrı bir anlam da taşıyor tabii, gayet tabii. Deplasmanda aldığımız ilk şampiyonluk. Gönül isterdi ki tribünler dolu olsun ve taraftan dönüyor olalım, ama bu da güzel oldu. Ayrı bir güzelliği oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Çok gergin ve zorlu günler yaşadınız ama semeresini gördünüz. Yani evet, gergin, her final gergin geçiyor ama tabii Galatasaray Fenerbahçe rekabeti her zaman başka bir gerginliği, başka bir rekabeti beraberinde getiriyor. Burada herkese teşekkür ediyorum. Başta Sayın Aziz Yıldırım ve yönetimi olmak üzere. Taraftarlara, herkese çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ben vermeyeyim sözü. Erbil'i görüyorum. Genç oyuncu, muhtemelen de onun daha birçok şampiyonluğu var. Renk'i görüyorum. Yücel'i görüyorum. Onu da alalım. Mutlaka gölgede bir sürü isim var. Damır Müsic'i lütfen bırakmayalım. Peki sözü varmış. Erbil, neler söylersiniz? Ya tabii burada ilk şampiyonluğumu yaşadım A takım seviyesinde. Gerçekten inanılmaz bir duygu. Galatasaray'ı yenip de şampiyon olmak ayrı bir duygu kattı bize. Özellikle 5'te 5 tamamladığımız için çok mutluyuz. Başka diyecek fazla bir şey yok. Burada Galatasaray'ı mağlup etmek bizim için çok önemliydi. Burada şampiyon olmak bizim için daha güzel oldu diyebilirim. Umarım kariyerim bundan sonra böyle devam eder Erbil. İnşallah. Tekrar sözü size bırakıyorum ben. Teşekkür ediyoruz Volkan. Erbil aslında daha güzel oldu diyor. O biraz tabii işin mutluluğuyla genç oyuncu. Daha tabii bu coşkuyu çok yaşayacaklar. Mirsak Türkcan, Gasper Widmar. Aslında buraları oynayamadılar. Onlar talihsizleriydi belki sezonun, ama sonuçta kupa bu oyuncuların da eline değdi. Ve bu takımın önemli birer parçası olarak yola hep devam ettiler. Hep yanlarında oldu arkadaşlarının bu iki oyuncu ve tabii ki Enginar Sürü de unutmayalım. Terence Kinsey son dönemde oynayamadı uzun süre, onu da unutmayalım. Sonuçta
bu bir ekip. Kimi unutursak ona ayıp ederiz. Bu bakımdan ismini sayamadığımız herkesi de ayrıca bu başarının, bu fotoğrafın içinde tuttuğumuzu, tutmaya gayret ettiğimizi belirtelim ve 5 diyor işte Fenerbahçe yöneticileriyle birlikte basketbolcular ve basketbolun içinde emek veren isimler. Yani şimdi ben şöyle bir şey daha belirteyim. Yani Nuray biraz önce de söyledi. Organizasyon ne kadar iyi olursa süreklilik devamlı geliyor. Yani bu Fenerbahçe ülkenin bir 5 senedir yaptığı organizasyon ve bunu da Fenerbahçe olarak iyi kullandılar. Mirsad bazı konuşmasında belirtiyor. Biz bir çok fazla değişiklik olmadı diyor takım. Bu da bir istikrardır. Ya bunlar başarıyı getiren faktörler. Hepsi bir araya geldiği zaman ancak başarılı olabiliyorsunuz. Yani bunu da Fenerbahçe başardı. İşte 5 senede 4. şampiyonluk, diğeri de final zaten. Dolayısıyla iyi bir organizasyon ve iyi bir başarı. Bu arada Never Spy'a da ne kadar belki saha içinde adrenalin oluyor, gerilim oluyor ama sportman ve centilmen olduğunu değil mi Nur abi? Bir kez daha ortaya koydu. Gelip bizimle de tokalaştı sağ olsun. Bizim de güzel sezon geçirdiğimizi vurguladı. Bizi de tebrik etti. Dediğimiz gibi saha içinde olan da her zaman saha içinde kalıyor. Avrupa'daki en güzel finaldi dedi. Evet, yani, evet. Solda doğru. Fakat Muazzam hakikaten saha içinde bambaşka bir adam. Maç bittiği anda bir anda bambaşka bir adama dönüyor. İnanılmaz sakin, inanılmaz yumuşak ama saha içine girdiği anda bir anda bambaşka bir adam oluyor. O da herhalde yapısından kaynaklanıyor. Evet, mutlaka. Kısa bir aramız var sevgili seyirciler. Biraz sonra tekrar birlikteyiz. Beko Basketbol Ligi sona erdi. Yeni sezonda görüşmek üzere.